Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber piyasaları bir analiz edelim. Daha sonrasında da piyasadaki önemli haberleri ve arkadaşlar Coin Market Cap üzerinden çeşitli altcoin'leri inceleyeceğiz. 2023 yılında güzel performans beklediğimiz arkadaşlar platformları inceleyeceğiz sizlerle beraber. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman son 2 gündür özellikle bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Fakat Bitcoin'in fiyatı o kadar yükseldi ki insanlar bu düşüş düşüşü göz ardı ediyorlar şu anda. Gördüğünüz gibi bir günlük grafikte incelediğimiz zaman özellikle bugün arkadaşlar 21.548 dolardaki ara direncimize kadar yükselmişti Bitcoin. Daha sonrasında düzeltmesi biraz sert geldi gördüğünüz gibi. Yani 21.548 seviyelerine yaklaştı ve buradan düşüşe geçti ve Bitcoin güncel olarak şu anda 20.800 dolar seviyelerinde. Bitcoin'de arkadaşlar 4 saatlikte ve bir günlükte detaylı olarak incelemelerimize başlayalım şimdi. Bir günlükte Bollinger bandına baktığımızda Bollinger bandının üst bandının bayağı bir üzerine çıktığını görüyoruz Bitcoin'in ve daha sonrasında üst banda doğru bir düzeltmesinin geldiğini gözlemliyoruz Bollinger bandında. MA50 ve MA100, MA200'de baktığımızda da MA50'nin hala bir günlükte yönünü yukarı tuttuğunu görüyoruz arkadaşlar. Şu sarı olan çizgimiz arkadaşlar MA100 ve beyaz olan çizgimiz de MA200. Gördüğünüz gibi şu turkuaz renkli olan çizgimiz de MA50. Bir günlükte şu anda yönünü yukarıya çevirdiğini daha önceki iki videomuzda da söylemiştik ve tam gaz devam ediyor şu anda. Peki çoğu kişi şunu sorabilir arkadaşlar. MA50 MA100 yukarı yönlü kesişinde ne olur? Golden Cross dediğimiz oluşum geliyor arkadaşlar sonrasında ve Bitcoin'de biraz daha sert yükselişler görebiliyoruz. Özellikle Bitcoin'de ve altcoin'lerde Bitcoin'in bu yönünü yukarıya çevirmesiyle zaten altcoin'lerde ciddi yükselişlerde gördük bazı altcoin'lerde. Bunlar da sonra inceleyeceğiz sizlerle beraber. Hemen bir de arkadaşlar 4 saatli inceleyelim. 4 saatlikte Golden Cross oluşumu gelmişti arkadaşlar şurada. Baktığımızda fiyat o zaman 16.900 dolar seviyelerindeydi 4 saatlikte ve şu anda MA50'nin hala yönünü yukarıda tuttu bunu gözlemliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 saatlikte MA100 ve MA200 MA50'nin altında yer alıyor şu anda. Teknik olarak grafikleri incelediğimiz zaman hala piyasa yükseliş yönlü görünüyor şu anda. Düşüş emaresi görünmüyor. Özellikle zaten Piyasada da arkadaşlar haberlerde daha sonrasında basında bildiğiniz gibi kripto paraların artışıyla ilgili haberler çıkmaya başladı. Bildiğiniz gibi bu haberler çıkmaya başladıkça da insanlar FOMO'ya kapılıyorlar. Ve piyasaya fırsatı kaçırıyorum diye yeniden giriş yapıyorlar. Daha önceki yatırımcılar da dönüyor piyasaya. Daha sonrasında yeni yatırımcılar da geliyor. Ve bu ne demek oluyor? Piyasaya yeni para girişi oluyor. Ve piyasada sert yükselişler görebiliyoruz. Hemen dominansı bir inceleyelim. Dominans da baktığımızda %42.92'ye kadar tırmandı. Yani piyasanın şu anda %43'ünü bitcoin'in kapsadığını görüyoruz hacimsel olarak. Yani piyasanın %43'ü bitcoin'de %20'si ethereum'da olsa %63 diğer altcoin'lere baktığımızda da arkadaşlar %37 gibi bir hacim kapladıklarını görüyoruz. Yani piyasayı şu anda bitcoin ve ethereum'un domine ettiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz baktığımızda bu grafiyede. Bitcoin'in dominansı artmaya devam ederken altcoin market cap'te de artışlar geliyordu. Fakat baktığımızda özellikle son iki 2 günlük grafikte altcoin market cap'te biraz gerileme görüyoruz. 532 milyar dolara kadar geriledi. 2 gün öncesinde baktığımızda da zirve olarak 553 milyar dolar seviyelerindeydi. Yani piyasadan 20 milyar dolarlık bir altcoin çıkışı olduğunu gözlemliyoruz. DXY'ye baktığımızda da şu anda desteğimizin altında yer alıyor. Yani doların gücü bu şekilde stabil kalırsa arkadaşlar düşük seviyelerde stabil kalırsa zaten diğer para birimlerinde MTA'larda altın gümüş gibi ve kripto paralarda yükseliş bekleyebileceğimizi söylemiştik. Fakat kripto paralarda o kadar çok Fut dalgası vardı ki bu yükselişler kripto paralara yansımamıştı. Şu anda da arkadaşlar yansımaya başladığını gözlemleyebiliyoruz. Özellikle korku seviyesi çok çok önemli. Korku seviyesinde çok sert bir yükseliş geldi. Geçen hafta 25 puan seviyelerindeyken yani ekstra korku seviyelerindeyken özellikle dün normal seviyelere geldiğimizi görüyoruz. 52 puana kadar birden sert yükseliş geldi. Bugün baktığımızda da insanların 45 puan normal korku seviyesinde olduğunu fakat 50 puana çok yakın olduğunu görüyoruz. 50 bildiğiniz gibi ne açgözlülük ne korku piyasaya yani güven gelmeye başladığını gösteren bir etmen. Bundan dolayı da 50'nin üzerinde kalmamız güzel olacaktır özellikle bu yükselişler varken. Hemen coinmarketcap'e bir bakalım. 980 milyar dolara kadar tırmandık. Hatırladığınız gibi burası 700 milyar dolara kadar gerilemişti. Yani nereden baksanız 280 milyar dolarlık bir artış ve piyasaya para girişi gözlemliyoruz. 1 trilyon doların üzerine çıkarsak gayet güzel olacaktır. Hem altcoin'ler hem Bitcoin için. Son 7 gün içerisinde artanlara baktığımızda da arkadaşlar Abdos, Mana gibi, Helium gibi coinlerin ilk güçlü olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce sepetlerimizde de Abdos arkadaşlar 4 dolardan ve Mana'yı da 0.30 dolar seviyelerinden vermiştik. Mana'da da arkadaşlar hedefim zaten 1 doların üzerine çıkması. Mana çünkü 1 doların altında kalacak bir coin değil bana göre. Solana'da özellikle sert yükseliş geldiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi haneli rakamlara inmişti. 10 doların altına inmişti Solana ve baktığımızda şimdi 23 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Fakat hocam solana mı aptos mu derseniz ben her zaman tercihimin aptos olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber siz tamamen özgürsünüz kararlarınızı almakta. Yani eğer solanayı daha çok beğeniyorsanız sepetinizde solanaya yer verirsiniz. Aptosu daha çok beğeniyorsanız ona yer verirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi optimizmden de daha önce bir video çekmiştik ve kilitlerin açılacağını söylemiştik Mayıs ayında ve fiyat düşüş yönünü short açmıştık. Fakat piyasanın sert yükselişiyle beraber bu short işlemim stop oldu benim arkadaşlar. Çünkü çoğu kişi hocam short açmıştık ne oldu şeklinde söyleyenler de var. Arkadaşlar piyasanın bu denli sert yükseleceğini hiç kimse bilemezdi. Herkes düşüp beklerken piyasa çok sert bir şekilde yükseldi. Bundan dolayı da optimizmdeki pozisyonumuz zaten o videoda da özellikle söylemiştim temkinli olun stoplarınızı koyun diye piyasadaki sert yükselişten beraber benim pozisyonum stop oldu. Fakat tekrar pozisyon açacak mısınız diye soran olursa evet arkadaşlar 14 Mayıs'a doğru tekrar pozisyon açacağım. Özellikle 2 ay öncesinde tekrar pozisyon açmayı düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi kilit açılımı 31 Mayıs'ta ve rekor seviyede bir kilit açılacak. 265 milyon dolarlık yani buradaki baktığımızda hiçbir coin'in 265 milyon dolarlık arkadaşlar tokenı açılmıyor şu anda. %3.6'sı 31 Mayıs'ta açılacak. Bu Bundan dolayı da optimizme yine short gireceğim arkadaşlar. Özellikle o zaman piyasa yükselişli bile olsa optimizme yine short gireceğim söyleyebilirim. Fakat bunun tarihini mart gibi belirledim kendim. Zaten o zaman da sizlere arkadaşlar tekrardan bunun açıklamasını yapacağım. Özellikle baktığımızda appcoin de yarın arkadaşlar 37 milyon dolarlık bir kilit açılımı var. Fakat ciddi etkileyeceğini düşünmüyorum çünkü küçük bir miktar ve aksi Infinity'de de bir kilit açılımı var arkadaşlar 43 milyon dolar. Bunu da piyasanın absorbe edeceğini düşünüyorum özellikle şu piyasanın yükselişte olduğu zamanda arkadaşlar manayı dediğim gibi daha önce vermiştik sepetlerimizde. Şu anda %150 kar seviyelerinde yani 2,5 katı kar elde etmiş olduk. Mana coin'de de arkadaşlar piyasa tekrar düşerse buna yakalanmamak için stoplarınızı yine biraz daha aşağı seviyelere, karlı olduğunuz seviyelere koyabilirsiniz. da 4 dolar seviyelerinden vermiştik. Şu anda 7.90 dolarda onda da arkadaşlar stoplu gitmek daha mantıklı geliyor bana. Çünkü piyasa bildiğiniz gibi bazı bazen sert yükselişler yaparken bir anda düşüşe geçebiliyor. Bundan dolayı da özellikle temkinli olmamız gerekiyor. Stop'un ne demek olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar kanalımızda oynatma listelerinde eğitim videolarında birçok stopla ilgili çekilmiş videomuz var. Bunları izleyebilirsiniz. Kompatta da arkadaşlar 30 dolar seviyelerinde giriş yapmıştık. Tekrardan 52 dolar seviyelerine tırmandı. Fakat bu seviyelerin üzerini kendimi bekleyeceğini söyleyebilirim sizlere. Fakat sizler özgürsünüz arkadaşlar. Tabii ki istediğinizi yapabilirsiniz. Hemen Arkadaşlar 2023 yılındaki beklentimi söyleyeyim sizlere. 2023 yılında NFT, Metaverse ve Web3 coin'lerin arkadaşlar devasa karlar ettireceğini düşünüyorum. Çünkü bu platformlar çok çok hızlı büyümeye başladılar. Arkadaşlar Web3 coin'lerle ilgili de hangi coin'leri alabilirim şeklinde soran arkadaşlarımız olursa incelemeler için videomuzun açıklama kısmına bu coin market cap'teki arkadaşlar Web3 platform token'larının linkini bırakacağım. Buradan da inceleyebilirsiniz. Buradan en çok sevdiğim coinlerden birisi link coin arkadaşlar 6.64'te şu anda yani fiyatsal olarak da daha sert yükseliş yapmadığını gözlemleyebiliyoruz. Piyasada neler konuşuluyor bunlara hemen bir bakalım. ABD Koleji öğrencilerine bitcoin eğitimi vermeye başladı. Yani okul hayatlarına blockchain'in bitcoin'in girmeye başladığını gözlemliyoruz ve gerçekten de piyasa arkadaşlar özellikle ben 2017 yılında 2016 yılının sonlarında girmiştim ve devasa bir büyüme kat etti. Eğer bu hızla büyürse de zaten 2-3 seneye her yerde arkadaşlar kripto paraların adını duyabilirsiniz. Hemen bir diğer haberimize baktığımızda Tayland Merkez Bankası'ndan sanal banka müjdesi. Tayland'da arkadaşlar bir sanal banka kuruyor ve bu haberde arkadaşlar kripto paralarla ilgili çok çok önemli bir haber. Özellikle bankacılık sektörüne arkadaşlar kripto paralarında girdiğini buradan gözlemleyebiliyoruz. Tether arkadaşlar dünya devi olan Visa'yı işlem hacmi bakımından geçti ve baktığımızda popüler stable coinlerden USDT piyaza hacmini 66.7 milyar dolara çıkarırken 18.2 trilyon dolarlık ticaret hacmiyle geleneksel rakibi Visa'yı geride bıraktı. Bildiğiniz gibi kripto paraların şu anda hız bakımından en önemli rakipleri Visa ve Mastercard gibi şirketler. Bundan dolayı da özellikle bu haberde çok çok önemli haberlerden bir tanesi bana göre. Arkadaşlar genel olarak bir piyasa analizi yapmak istedim sizlere. Piyasa şu anda olumlu yönlü gidiyor. Dediğim gibi her yerde FOMO haberleri çıkmaya başlıyor. Özellikle basında ana haberlerde Bitcoin'in yükselişleri yer bulmaya başladı kendisine. Fakat yeni yatırımcı çekmesi için piyasanın daha sert yükselişlere ihtiyacımız var. Ve Golden Cross hala günlükte arkadaşlar oluşmadı. Bundan dolayı da fiyat düşüşlerine karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu da özellikle söylüyorum sizlere. Stop koymanın önemini her zaman hatırlatıyorum. Arkadaşlar çarşamba günü sizlere çok kazandıracağını düşündüğüm bir videoyla geleceğiz arkadaşlar. Çarşamba günkü videomuzu da kaçırmamanızı öneriyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.